Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Altar. Bugün size beraber bu board nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Öncelikle şöyle bir durum var. Şu an bu gördüğünüz tahta bir board ama plastik boardlara biraz benzediği için o yüzden bununla anlatmaya karar verdim. Bunun detaylı incelemesine kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi boardlarımızı yere koyalım Ezgi. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki ayağımızda da kaykayı süremeyiz. Kaykay olsun, plastik board olsun, longboard olsun fark etmez. Herkesin bir denge ayağı vardır. Switch olanlar çok nadiren görülür. Değil mi? Sende de mesela bildiğin kadarıyla sağ ayak önde kayıyorsun. Sağ ayak önde aynen. Denge ayağı mı genelde? Şimdi regular, mongo ve goofy olarak 3 stilde oluyor. Regular dediğimiz şöyle göstereyim gel bakalım. Şimdi sol ayak önde oluyor. Bu sağ ayak önde kaydığımız goofy oluyor. Bir de bunları arkadan kayan arkadaşlar var. Mesela Ezgi de arkadan kayıyor. Mongo dediğimiz. Bu Mongo Goofy. Bu da Mongo Regular. Peki biz bu denge ayağını nasıl buluyoruz? Ezgi döner misin? Bu şekilde arkadan ittirdim. Bir daha gel. Bakın fark ettiyseniz hep aynı ayağının üstüne düştü. Yani sağ ayağının üstüne düştü. Şimdi sağ ayağının üstüne düştüğü için aslında onun denge ayağı bu. Ya da gördüğünüz gibi mesela herhangi bir yükseklikten kendinizi bu Michael Jackson olduğu gibi bırakın. Bu şekilde de denge ayağınızı bulabilirsiniz. Bunu birkaç defa tekrarlayın ki hani gerçekten o ayağınız sizin denge ayağınız mı anlayın. Denge ayağımızı çözdük. Peki board'un üstünde nasıl duracağız? Bunun 6 adımda step antrenmanı var. Board'u sağ tarafımıza alacağız. Bu şekilde iki vidayı gördüm. T pozisyonu aldım. Ayağımızı kaldırmadan sürttürerek board pozisyonuna geldim. Tekrar T pozisyonunu aldım. Ayağımı yere koydum. Ve denge ayağımı da yere koydum. Yani sistem şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mongo'da da şöyle. 1, 2, ters T, 3, 4, 5, 6. Regular kayanlar yani sol ayak önde kayanlar dediklerimizin tam tersini yapacak. Adım alırken paş dediğimiz olayda mümkün olduğunca böyle de elimle kapatıyorum yakın mikrofonu da ama rüzgar gelmesin diye. Önden almaya çalışın. Tekere yakın değil ama önden. Arkadan almayın bakın. Önden bir adım al ittir. Board zaten gider. Frene geliyorum. 4, 5, 6. Gördünüz mü? O step antrenmanını anlatma nedenim o step'i yolda giderken uygulamanız. Yani şu şekilde aldıktan sonra bakın bu board pozisyonudur. Bu şekilde gidin. Artık board'a siz hakimsiniz. Fren yapacağınız zaman geri T alıp bitirin. Şimdi gelelim ani frene. Çok fazla fren stilimiz var. Slide olsun, ani fren olsun, normal işte basarak olsun, board'a sabitleyerek olsun, papa basarak olsun yani tail'a çok fazla var. İlk frenimiz ani fren. Bu çok önemli arkadaşlar. Mantık şu. Şimdi ben board'la gidiyorum ya, giderken önüme bir engel çıktı diyelim. Ezgi gelir misin? Biraz daha gel. Board'la geliyorum. Bir anda Ezgi önüme çıktı. Board'u geriye attım. Öne doğru koşmaya başladım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunun için yapmanız gereken bakın. Board'u arkaya doğru denge ayağınızla atın. Onun aldığı hızla öne doğru koşun. Bakın eğer atıp da durursanız takla atarsınız. Çünkü board'un aldığı hızla o hızı en aza indirmeniz gerekiyor. Onun için de koşarak indiriyorsunuz. Her şey çıkabilir. Bebek arabası çıkabilir, bisiklet çıkabilir vesaire. Board'u geriye atıyoruz. Biz engelden kaçıyoruz. Bakın hem board'u kurtardım hem de kendimi kurtardım. Yani mantık bu. Bir de ikinci frenimiz var. Bunda da hani böyle arabalar falan böyle boşta giderken tutmaya çalışırsınız ya. Böyle tutamazsınız falan sürüklenirsiniz. Aynı mantık. Biz de board'u tutmak için board'la birlikte sürükleneceğiz. Sürüklenmek için de ayağımızı kullanacağız. Mantık şu. Şimdi giderken mesela yine engelimiz Ezgi olsun. Engele doğru geliyorum. Ne yaptım? Ayağımı yere sürttüm. Ne ayağımı yere bastım ne de ayağımı geri çektim. Çok basit bir şey. Yani ilk zamanlar bu hızlı hızlı olmayabilir. Ama ilerleyen zamanda bunları oturtturabilirsiniz.
Yani geldiğiniz anda gördünüz mü? Bakın. Sürttürüyorum. Zaten o anlaşılıyor. Lastik bordda şöyle bir olay daha var. Yani bunu ben genelde kendim yapıyordum Ezgi. Sen yapıyor musun bilmiyorum. Monga kayıyorsun ama. Longboard kadar rahat yatmıyor plastik bordlar. Yani bir keskin virajı pennyboard olsun, plastik board olsun. Bu arada bakın şöyle bir durum da var Ezgi. Her board pennyboard değil plastiklerde. Pennyboard bir marka. Yani tutup da 80 liraya aldığınız bir board pennyboard değil. Hani pennyboard diye söylerlerse de inanmayın. Hani onlar sonuçta bir marka. Tamam, adı plastik. Şey gibi, Selpak gibi düşün. Selpak mendil. Hani hepsi sonuçta mendil. Aynı mantık. Her neyse, olayımıza gelelim. Olay şu. Dönüşlerimizi yaparken böyle trakları yatırmak yerine arkasında zaten fark ettiyseniz birçok plastik board da vardır. Ufak bir yükseklik var. Pop dediğimiz tail bölümü. Tail'a basarak ufak ufak şu şekilde dönüşler yapabilirsiniz. Bunlarla rahat bir şekilde böyle keskin dönüşler yapılabiliyor. Ben genelde plastik board'da bunu yapıyordum. Bu kadar bitti. Ezgi çok teşekkür ederim sana da. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer ilk defa bir board kullanacaksanız benden tavsiye bunun doğru bir eğitimini alın. Sonuçta ben olsun ya da başka hocalar olsun biz internette copy paste bilgilerle hareket etmiyoruz. Direkt bunun sörfünü internet yerine karada yapıyoruz. Ve birçok şeyi emin olun detaylı olarak da biliyoruz. Çünkü yaşayarak anlatıyoruz. İnsanlar bize öğrenciler geldiği zaman hani ben longboard almak istiyorum dediği zaman detayına kadar açıklıyoruz. Çünkü longboard kaykay gibi değildir arkadaşlar. Derecelerine ayrılmaz. Tarzlarına ayrılır ve o tarzlara göre de şekillerine ayrılır. Yani siz bir downhill board'u alırsanız cruiser yapmanız gerçekten zordur. Yani eğitim almanız her şeyden önemli. Şu an mesela elimde bir downhill board'u var. Bu arada plastiğim de düştü ama... Ya bu gördüğünüz boardla cruiser yapmak zordur. Çünkü çok ağırdır. Dur yani. Bir. Mikrofon gene kaydı. Kaydı mı? Çok önemi yok. Tabii canım ya. O plastik. Tamam. Hatta plastiği de alayım takayım da. Bu arada böyle ufak sorunlar da oluyor arkadaşlar. Tam sabitleyemedik benim yaka mikrofonunu. Bununla mı koyacağım? Sorun olmaz ya. Biraz da doğal olsun bence. Şimdi dediğim gibi yani detaylı bilgiyi alın. Ondan sonra board alırsanız daha memnun olacağınıza inanıyorum. Çünkü eğitimi aldıktan sonra en azından board'u sürme öğrenirler Ezgi. Ondan sonra board alırlarsa bence daha mantıklı. Yani tutup da mağazada ya şu board çok güzelmiş, şekli de güzelmiş diye alırsanız ileride pişman olan çok fazla arkadaşım oldu. Ya bir de aldıkları eğitimde belki memnun kalmayacak adam, hoşlanmayacak hani. Tabii canım. Bir de şöyle bir durum var. Bu sizin aksesuarınız değil arkadaşlar. Aynı zamanda bir aracınız. O yüzden doğru sürüşü bilmeden longboard sürmek biraz tehlikeli. O yüzden de kesinlikle kask takın. Gerekirse bunu da öneriyorum. Eldiven takın. Bunlar mesela slide eldivenleri ama paklarını çıkarttığınız zaman bunlar da takamadım ama hemen şöyle göstereyim. Sizin yere düştüğünüz zaman ellerinizin yara bere olmasını engelliyor. Dizlik ve dirseklikler var. Ama onlar da çok önemli değil. Hatta pakı da alayım. Şu şekilde paklar oluyor. Bunları yere sürttüğümüz zaman slide'larda falan daha rahat yapıyoruz. Dizlik ve dirseklik çok önemli değil. Çünkü doğru düşmeyebilirseniz hani dizlik ve dirseklikte çok da işe yaramıyor. Çünkü giderken sizin hareket kabiliyetinizi biraz zorluyor. Rahat edilmiyor. Çünkü hani kırıyorsun dizini dönmek için falan ya. Hı-hı. Biraz sıkıntı olabiliyor ama kask daha önemli tabii ki. Tabii ki. Kask önemli arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular varsa şuradaki mail adresini sorabilirsiniz. Müsait oldukça detaylı olarak size anlatmaya çalışacağım. Bu kadar. O zaman hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.